sevgili Ali, Afrikalı Ali bizlerle birlikte. Ali'ciğim hoş geldin. Benim kadim dostum. Hoş bulduk. Atlanım benim. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Biz aynı zamanda seninle meslektaşız. Evet. Aynı zamanda bir dönem ben de bu ekranlarda, Mavi Karadeniz ekranlarında uzun yıllar yayınlar yaptım. O güzel sözlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ya bir kere ben bir kere seni niye alıyorum ki? Bana radyoculuğu bıraktıran adam Ali. Abi adamlar ya bu nedir ya? Dinleyici bulamıyorsun abi adamlar. Ya karşısına çıkmamaya çalış. aynı saatte olmasın Ali ile. Ya seni niye aldıysak? Bir de Ali'nin sevmediğin bir yönü var. Ben kendi Türkiye standartlarında evet. Yani uzunum. 1.83 az buz bir şey değil. Abi adama şöyle bakıyorum ya. Kaç boy Ali? Topuklu giydiğim zaman mı topuksuz giydiğim topuksuz. Zaman mı? Yok o kadar uzun değilim ya. 1.93. Yo, daha ne olsun ya. 1.93. Zaman zaman ben fotoğraf paylaşıyorum. Tabii standartlar 1.60-1.70 insanların. Böyle görünce beni hep soruyorlar. Abi diyorlar boy niye yani boy kaç diyorlar. Ben hemen yazıyorum. Benim boy 1.60 diyorum. Yanımdakileri siz düşünün diye yazıyorum hemen yanına. Harika. Sen harika bir adamsın ya. Yani yüreğin de böyle boyundan daha uzun, onu da söyleyeyim. Sevgili Ali'nin böyle de bir yönü vardır. Bir kere Ali'nin şöyle bir yönü var. Belki de sen böyle çok sevilmeni neye bağlıyorsun bilmiyorum ama ben şuna bağlıyorum Ali. Ali her şeyden önce bizden birisi. Yani toplumdan birisi, halktan birisi. Yani ki oralardan gelmiş bir insan. Bir de onu da söyleyeyim. Sen bu kadar çok dinlenmeni neye bağlıyorsun sevgili Ali? Vallahi ben yani özel bir çaba sarf etmiyorum. Günlük yaşantımızı biz Kral FM çalışanları olarak bütün çalışan arkadaşlarımız günlük yaşantımızdaki kişiliklerimizi mikrofonu yansıtıyoruz. Yani özel bir çaba sarf edip de ya insanlara sempatik görünüyüm, insanlar biraz daha sevsin ya da insanlar nasıl sevilir, kendini sevdirirsin gibi bir çabamız yoktu, doğaldık. Bir de şundan kaynaklanıyor olabilir sevgili Atlan, sen de çok çok iyi biliyorsun, biz seninle uzun yıllar aynı işi yaptık. Radyo başına, mikrofon başına geçtiği zaman insan o duygularını ifade etme konusunda bir odada tek başınasın. İçinden geldiği gibi konuşuyorsun. Demek ki halkla senin konuştuğun frekans uyuşuyor. Oradan bir şeyler alıyorlar, bir şeyler senden etkileniyor. Yani ondan dolayı olabilir. Yani biz uzun yıllar kimseden habersiz, teknoloji şimdiki gibi değildi. Bak şimdi sen oradasın, ben buradayım, ben evimden bağlandım. Anında canlı yayın yapabiliyoruz. Eskiden insanlar mektup gönderirlerdi. O gelen mektuplar bir ay sonra elimize ulaşırdı. İki ay sonra okurduk. Üç ay sonra insanlar mektuplarını dinlerlerdi radyoda. Değil mi? Yani bu kadar dinlenildiğimizi de biz bilmiyorduk. O kadar farkında da değildik olayın. Ama Allah yüzümüze baktı. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, ulusal bir radyoda. Uzun yıllar aynı mikrofonda konuşmanın da avantajı da var tabii ki. O yıllardan bu yıllara geldik. Ama böyle... senin gibi dostlarımızla muhabbetimiz, sohbetimiz hala devam ediyor. Ne mutlu bana ki böyle güzel dostlar kazanmışım. Böyle güzel sözler söyleyen dostlar arkamıza bırakacağız inşallah. İnşallah. Ya sen bazı insanlar vardır. Bu arada körler sağırlar birbirini ağırlar gibi olmasın, onu da hemen söyleyeyim. Bazı insanlar vardır. Hangi işi yaparsa yapsın sevilen insanlardır. Çünkü yüreği güzel olunca insan seviliyor gerçekten. Yani Ali'nin de böyle bir yönü var. Yüreği güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ali'ciğim şey sorayım. Bu pandemi döneminde radyolar, mesela televizyonlar çok izlenmeye başladı. Evet, herkes çok izliyor. Belki de radyolar da inşallah böyledir. Ben öyle istiyorum. Yani radyo bambaşka bir şey zaten. Hani şimdi televizyonda program yapıyoruz falan ama radyoyu dinlemek, radyocu olmak, radyoda program yapmak o da bambaşka bir şey. Orada da bir dinlenme oranı yükseldi mi? Kesinlikle yükseldi. Çünkü akşam kuşağı için bir iddiam yok ama ben gündüz kuşağı çalışanı birisi olarak onu sosyal medyamıza gelen mesajlarda da gördük. İşte aldığımız telefonlar, eşimiz, dostumuz, ya Ali evdeyiz işte sen de yayındasın. Normalde iş yerinde seni dinleyemiyordum ama çok rahat bir şekilde dinliyorum diye mesajlarda aldık ki bu araştırma raporlarda bunu gösteriyor. Evde radyo dinleme oranı zaten eskiden de vardı, sen de biliyorsun. Evet. Ama bu süreçte biraz daha arttı. Ama keşke böyle bir şey yaşamasaydık da hiç dinlenmeseydik diyesimiz geliyor. Yani 3 aydır evdeyiz. Bu arada biz de evden yapıyoruz yayınımızı. Teknoloji böyle bir imkan tabii bize sunuyor. Yani internetin çekeceği her yerden yayın yapabiliyor radyolar. Evet, biz de bu süreçte bütün Kral FM çalışanları stüdyolarımızı evlerimize taşıdık. Canlı yayınlarımızı evden yapıyoruz yaklaşık 3 aydır. O müzikleri falan her şeyi evden veriyorsun değil mi?
Tabii tabii hepsini. Hepsini aynı radyo kalitesinde. Ses kalitesi de aynı şekilde. Şarkılara da müdahale edebiliyoruz. Evet. Sosyal medyadan gelen mesajları da okuyoruz. Rahat bir şekilde evlerimizden yapabiliyoruz yayınlarımızı. Ne güzel ya. Ben şimdi program dinlemek istediğim zaman eve mi geleceğim senin? Aynen. Zile basıp istek notunu bırakabiliyorsun. ya da telefon açıp söyleyebiliyorsun. Bana diyor ki Orkun, abi sen de programı evden yap diyor ya. Bizim kameraman o kadar da değil, abartma. Bu arada ben şimdi sevgili izleyiciler şunu söyleyeyim. Şimdi Ali ile alakalı konuşuyorum. Ben bir de çok iyi bir dostum benim. Çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten. Yıllardır aynen. İşte sektörün içindeyiz haliyle. Birbirimizi tanıyoruz. İşte arada aklıma geliyor Ali'yi arıyorum. Arada Ali'nin aklına gelmiyor, beni aramıyor. O başka bir şey tabii. arıyorum ben de seni. Arada arıyor tabii, şaka yapıyorum. Şey söyleyeceğim. Ali'nin çok güzel yaptıkları bir iş vardı. Bu bayramda bir kere seni ve bütün radyocuları ayakta alkışlıyorum. Estağfurullah. Yetimlerimize sahip çıktılar. Dilersen o projeden de bahsedelim sevgili Ali. Şimdi şöyle İHA İnsani Yardım Vakfı ile biz geçen sene Kurban Bayramı, yıllar öncesinde de böyle bir çalışmamız olmuştu onlarla. Geçen sene biz onlarla yurt dışı seyahatine gittik. Afrika'ya yardım yapılıyormuş. Benim işte lakabımın da Afrikalı olması münasebetiyle bana bir teklifte bulundular. Yani dediler seninle Afrika'daki yardımları beraber dağıtabilir miyiz diye kurban arefesinde. Ben de büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Nijer'e gittik biz. Tabii oradaki çalışan arkadaşlarımızla tabiri caizse elektriğimiz de uyuştu. Sonra beni haberdar etmelerini istedim yapmış oldukları yardımlarla alakalı. Zamanım zaten müsait. Yani imkanlarım dahilinde ben de dahil olmak istedim organizasyonlarına. Ramazan ayında biz bir erzak dağıtımına çıktık. Daha sonra programlarını öğrendim neler yapılıyor diye. Bayram öncesi özellikle yetim çocuklara bayram kıyafetleri, hediye çekleri ve gıda kolileri vereceği söylendi. Ben de bu işe gönül vermiş radyocu arkadaşlarım var. Hemen hemen hepsi katılım konusunda bana tamam dediler ama biz çok kalabalık olup da böyle şaşalı bir şekilde yanlış anlaşılmasın. Yani bu yapılan olayları biz insanlara sadece hatırlatma bağımında gösterdik. Sağ olsun İHA radyocu arkadaşlarımızı bir kısmını misafir edebileceklerini, onları da dahil edebileceklerini söylediler. Ben de ricacı oldum. Sağ olsun bir 8-9 tane radyocu dostum geldi. Bir de çoğu insanın da yakinen tanıdığı dünyadaki gururumuz Tanju Çolak, gol kralımız. O duydu, sosyal medyadan gördü. Ali'cim ben de gelmek istiyorum dedi. Oyuncu ve eski mankenlerden Şenol İpek, o da dahil olmak istedi. Tabii bunun yanı sıra çok talepler geldi ama az evvel de söylediğim gibi yani böyle bir şova dönüşmesin. Biz sadece insanlara bu süreçte özellikle Ramazan ayı yani bir elin verdiğini bir elin görmemesi lazım ama şimdi o veren eli de gösterelim ki örnek olsun. Belki unutanlar olur. Yetimleri hatırlatma konusunda, yardım konusunda hatırlatma konusunda biz bir öncü olduk. Ben bu tür davranışları biz zaman zaman yapıyoruz. Bir kısmını yansıtıyoruz, bir kısmını yansıtmıyoruz ama ben öncelikle İHA'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu, böyle bir hayır işine bizleri dahil ettikleri için. Evet. Biz de gerçekten siz dahil olduğunuz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii İHA'yı biliyoruz. Yani yapılan yardımları da biliyoruz. Birçok da bu konuda dernek var ama sizin gibi değerli insanlarla beraber hareket etmesi toplumun biraz daha duyarlı olmasına, biraz daha sahip çıkmasına sebep oluyor. Bunun için çok iyi yoldalar. Onları da tebrik ediyorum bir kez daha. Son bir sorum olsun Ali. Seni çok fazla tutmayacağım. Şimdi estağfurullah. Sen yılların radyocususun. İşte yani Türkiye'de gerçekten her eve giren, her arabaya giren, her iş yerine giren ve kendini dinleten birisisin. Belki ekranımız başında şu an bizi izleyen genç kardeşlerimiz vardır. Onlar da radyocu olmak istiyordur. Senin gibi insanlara bir şeyler anlatmak istiyordur. Ya da anı paylaşmak istiyordur insanlarla. Onlara bir tavsiyen olacak mı? Ne yapsınlar? Neler yapmaları gerekiyor? Şimdi biz, sen de biliyorsun bu mesleğe ilk başladığımızda eğitim alabileceğimiz ne bir kurs ne de bir okulu vardı. Tabii şu an hepsi mevcut. Hem özel kurslar var hem de üniversitede bölümü de var. Radyo televizyon diye bir bölüm var. Kesinlikle eğitimini almalarını ben özellikle üstüne basa basa söyleyeceğim. Çünkü artık bu saatten sonra diploma olmazsa yani hangi radyoya giderlerse gitsin kapı büyük ihtimalle kapanacaktır. Çünkü radyo televizyon mezunları bu işe gerçekten gönül verip eğitimini de alıyorlar. Bir de bu işi sevmeleri lazım. Yani
niye ben bu işi yapacağım diye düşündüklerinde işlerinde bir sevgi, bir aşk varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle eğitimini almalarını özellikle genç kardeşlerimizden de rica ediyorum. Evet. Güzel bir şey değil mi radyoculuk? Vallahi çok keyifli. Şimdi şöyle, ben zaman zaman arkadaşlarıma hani nasıl diye bana soruyorlar, çok merak edenlere diyorum ki kendini bir odaya kapat. Kimse yokmuş gibi 2 saat boyunca konuş. Ama karşında binlerce insan ya da milyonlarca insan dinliyormuş gibi konuş. Ya da şunu söylüyorum, bunu şu an izleyenler de yapabilirler. Evet. Aynanın karşısına geçsinler. Evet. 60 saniye hiç ara vermeden cümleler kursunlar. Yani birilerine hitap ediyormuş gibi. En fazla da 2 saniye ara versinler. Yani cümle bitiminden diğer cümleye geçtiklerindeki süre en fazla 2 saniye olsun. 60 saniye yani 1 dakika boyunca konuşabiliyorlar mı, konuşamıyorlar mı, bunu bir denesinler. Eğer öyle bir becerileri varsa kesinlikle bu işi, bu mesleği yapabilirler. Bir de tek başına şimdi karşınızda birisi olsa konu açılır. Karşı taraftan bir soru ya da cevap gelir. Ona göre tepkinizi verirseniz, ama sizi sadece duyuyorlar, size cevap veremiyor. Karşınızda çok büyük bir kitle var. Ve ona göre konuşmanız lazım. Ona göre cümle kurmanız lazım. Bir de biz radyocuların, sende de aynı şekilde şu an televizyona, sen de canlı yayındasın. Hayatımız iki dudağımızın arasında, sürekli canlı yayındayız. Yani söyleyeceğimiz bir şey hayatımıza da mal olabilir. Temsil ettiğimiz kurumu da zor durumda bırakabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani tedbiri de elden bırakmamak ya lazım. Ya şu açıkçası. Tabii yani hani şunu da şimdi sen az önce, evet gerçekten eğitim olmalı ama tabii yetenek de çok önemli. Yetenek, o konuşma yeteneği de bambaşka bir şey. Sende de bu yetenek evet. Var maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Estağfurullah. Ali'cim seni çok ama çok seviyorum. Bu arada ben bir şey daha söyleyeceğim tabii, sevgili kardeşim. Tabii. Ben şimdi bizim bir WhatsApp grubumuz var. Hatta birkaç tane WhatsApp grubuna attım bu canlı yayını. Onlar da büyük bir ihtimalle takip ediyorlardır. Sosyal sorumluluk projeleri yaptık uzun aylar. Belki sen de izlemişsindir Instagram'dan. İzledim evet. Biz pazar günleri geçtiğimiz yaz boyunca denize girdik. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta giremedik yalnız pandemiden dolayı. Bizim bir grubumuz var. Bugün günlerden pazar, aman değmesin nazar ekibi. Şu an oradaki değerli abilerimiz de şu izliyorlar. Değerli arkadaşlarım izliyorlar. Tamer Köseoğlu, Lütfü Sapmaz, Lütfü Ayan, Taner Acarkaya, Bay Mustafa, ondan sonra Şenol İpek, Tanju Çolak, Mert Güler. İsmini unuttuklarım varsa kusura bakmasınlar. Vallahi onlardan da özür diliyorum. O gruptaki arkadaşlarım da özellikle selam beklediler benden. Canlı yayını takip edeceğiz diye yazdılar. Bu vesileyle onlara da selamlarımı iletiyorum. Biz her hafta sonu o denize girme etkinliğimizi bir sosyal sorumluluk projesi adı altında yaptık. Kimi zaman engelliler için yaptık, kimi zaman askerlerimiz için yaptık, kimi zaman şehit aileleri için yaptık. Ama bir sorumluluk adı altında yaptık. Şimdi bu gruptaki arkadaşlar da bu pandemi sürecinin öncesinde bir söz verdiler. Hepsi işletme sahibi, İstanbul'da, Türkiye'de. Kendi işlerinde, kendi sektörlerinde number one, yani 1 numara olan insanlar. Sağlık görevlilerinden bir çiftin düğününü yapacağız biz bu arada. Aa, harika. Bay Mustafa organizasyonu yapıyor. Taner Acarkaya mekanını veriyor. Kuleli'de çok güzel bir mekanı var. Denize sıfır bir mekanı. Tanju Çolak nikah şahidi olacak. Şenol'la ben sunuculuğunu yapacağız. İşte diğer bir abimiz, az evvel isimlerini saydığımız abilerimiz ellerini taşın altına koydular. Aa, gelinliği bir firmadan aldık, damatlığı bir firmadan aldık. Ayakkabıları birisi veriyor. Evet. İşte düğün süslemelerini bizim Bay Mustafa yapıyor derken böyle bir düğün yapacağız. Bunu da nasıl yapalım, hani insanlar nasıl ulaşsın dedik bize. Sağlık Bakanlığı'ndan alacağız bu arada. Şu süreçte belki nişanlı olup da evlenecek olan ikisi de sağlık görevlisi olması lazım. Hemşire olur, doktor olur, ne bileyim hasta bakıcı olur. Ya da ambulans şoförü olur, bizim için fark etmiyor. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan ihtiyaç sahibi bir çiftimizi belirleyeceğiz ve bu süreçte yapacağız bu arada. Şimdi yavaş yavaş zaten yasaklar da kalkıyor. Yani böyle inşallah onun duyusunu yapacağız. Seni de davet edeceğim sevgili kardeşim. Eğer gelirsen çok da mutlu edersin. Mutlaka. Çok mutlu olurum. Peki Ali, bu arada muhteşem bir proje. Gerçekten harikasınız. Orada o çalışan, çaba veren, emek veren, senin saydığın ya da unuttuğun tüm isimlere ben de çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha sormak istiyorum. Bu hani televizyon programı yapanlara da böyle bir kampanya ileride yapmayı düşünüyor musunuz? diye düşünüyorum. Senin için her şeyi yaparız sevgili kardeşim. Bak şöyle, sana şöyle bir hizmet daha sunarız. Kız istemeye geliriz. Aa, kınayı yaparız. Nişanı yaparız.
Davul zurna ekibiyle gelini evin önünden alırız, düğün salonuna kadar da getiririz kardeşim. Böyle bir hizmette sunarız sana. Çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Bu arada ben Mavi Karadeniz ailesine selamlarımı gönderiyorum. Bilmiyorum eski çalışan kameraman ya da rejideki arkadaşlar var mı? Yıl sanırım 2005'ti. Kavacık'ta bir daire stüdyo çevirmişti. Tabii o zaman teknoloji sen de biliyorsun. Klimalarımız yok. Camları açardık anons sonrası. İşte camlardan araba gürültüsü gelmesin diye anons bir yapacağımız zaman camları kapatırdık. Ufak el kameraları vardı. 3-4 tane koymuştuk. Sevgili Fuat Kuş, benim çok değerli dostum, kadim dostum, değerli arkadaşım ve Kara Davut. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Ya bu ekranlarda ben de zamanında çok sesimi duyurmuştum. Özellikle bizi Karadeniz'de izleyen ama şöyle bir özelliği var Mavi Karadeniz'in. Az evvel sen mesajları okuduğundan duydum ben. Kayseri'de de dinleyicimiz var. Diyarbakır'da da dinleyicimiz var. İzleyicimiz vardı. Hakkari'de, yurt dışında özellikle. Karadeniz'i zaten saymıyorum. Yani Karadeniz dediğin zaman Şile'den bir başlıyor. Artvin Hopa'ya kadar giden bölüm. Evet. Ama Kars'tan da biz mesajlar alıyorduk. Arabistan'dan da mesajlar alıyorduk. Onun için Mavi Karadeniz ailesinin bende ayrı bir yeri var. Herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Sen de benim çok değerli bir dostumsun. Çok eski bir dostumsun. Çok teşekkür ederim. Seni gerçekten Allah için seviyorum. Sevgili dostum, sevgili kardeşim Adnan'ım. Çok teşekkür ediyorum. Çok hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Ben de Mavi Karadeniz izleyicilerine geçmiş bayramlarını kutluyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum kardeşim. Çok teşekkürler. İyi ki varsın ve iyi ki bugün bizimlesin. İyi ki benim iyi bir dostumsun. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi akşamlar sevgili Ali. Sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.